Kim o? Kim olacak? Çağmuran lavu. 3-5 tane adres verdi ya, şimdi paranın derdine düştü. Lan oğlum bir bekle ya, ilk önce biz bir kazanalım. Para göz ibne. Şeref size bak ulan. Adresleri isterken kanka diye diye peşimde koş. İş parayı vermeye gelince köpek muamelesi yap. Oh ne güzel memleket. Ulan koltuğunda bile benim sayemde oturuyorsun göt. Bana öyle toplantıdayım ayakları falan yapmasın. Söyleyin o müdürünüze. O mailine gönderdiğim adreslerin parası bankaya yatacak kardeşim. Neyse adreslerin borcu deyin anlar o. Ne adresi ne parası? Ne iş çeviriyor bunlar ya? Ulan o para yatmasın. Bakalım tepesinde oturduğun o televizyonu kıçına sokar mıyım sokmaz mıyım Berk Efendi? O imdat bayram denen kakalağın bütün o saçma programları yayından kalktı. Hayvanım olur musun? Hayvan! Lan hayvan! Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar, şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Tertemiz, yepyeni bir sayfa açıyoruz kendimize. Tamam mı? Lan bunu gavur yapıyor ya. Los yapıyor ya. Adada çekiyor. Başka mekan yok. Ha, onlar bunu yapıyor, biz bu boku yiyemiyoruz öyle mi? Oh shit! Yapacaksınız. Hadi go! Go! Go, 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 go! Alle, alle, alle. Go! Karanlık işler diyorsun ha? Kesin abicim. Bak benim anlayabildiğim kadarıyla Berk bu adamdan kaçıyor. Adam da adreslerin paraları diye tutturuyor. Ya adresleri elimize geçirirsek Berk Efendi'yi köşeye sıkıştırıp bir güzel konuşuruz, itiraf eder suçunu. Nasıl olacak? Televizyondan şutlandık. O kıl kuyruğun odasına nasıl gireceğim? Doğru. E ne yapacağız? Bizim çocuklar hala televizyonda çalışmıyor mu? Hangi çocuklar? Ya, Tolga Savaş Elif işte. Nazlı biz bir saate kadar geleceğiz şekerim. Tamam Berk Bey. Bir arayan olursa ben not alırım. Bak düzelmeye başladı. Bitti artık öyle surat asmalar falan. İmdat mimdat da yok artık. Hop gel babana. Tolga gittiler. Yaksili çıkmazsa bu işi yarım saat için hallederim. Yürü abi takip et. İyi günler, rahatsız ediyorum. Ne oluyor ya? Sen bu kanalda mı çalışıyorsun? Evet efendim, grafik animasyon bölümünde çalışıyorum. Bir projemle ilgili sizinle görüşmek istiyorum da. Sen projeni şimdi Burçin Hanım'a ver, biz daha sonra ilgileniriz. Ben anlatsaydım size projeyi. Ama ben şimdi şu anda çok sinirlendim ya. Ben şu anda çok sinirlendim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Benim vaktim çok önemli. İnsanlar beni bekliyor. Kapının önünde tutmuşsun beni. Mısır buldun, püskürünü arıyorsun ha. Bak el alem los çekiyor ya. Herif baba. Alo. Yukarı geliyorlar. Eyvah eyvah. Hoş geldiniz. Merhaba. Berk Bey. Arkadaşım sen kimsin ya? Benim odamda ne arıyorsun ya? Nazlı bu ne rezalet? Ben kendisini ilk kez görüyorum. Sanırım telefonla konuşurken benden habersiz girmiş. Ne arıyorsunuz? Arkadaşım ne yapıyorsun? Anlatsana. Proje. Proje Berk Bey. Bir proje hazırlamıştım. Size göstermek için geldim.
Ya tamam gençsiniz, heyecanınızı anlıyorum ama müdürün de odasına böyle hırsız gibi girilmez ki çocuk. Ya. Ver şu projeye, biz bakarız. Ne terbiyesizlik ya. Gerdek gecesi reality show mu olur ya? Bana adam gibi projeler getirin hadi. Nasıl isterseniz. Hadi. Demek ki bu işleri hep bu pezevenk tezgahlamış. E ne duruyoruz o zaman? Verelim polise gitsin işte. İyi de bu rating cihazını kullananlar hayatta kabul etmezler ki. Hem zaten suçlu duruma düşeceklerini bildikleri için konuşmazlar. E ne yapacağız peki? Her şey böyle ayağın beyin ortadayken böyle oturacak mıyız? Aslında Berk bu adamlarla konuşup böyle kasetler çektiğine göre kasetleri bulursak her şey hallolur. 50 kişiyi yerin yüzeyine mıhladım. Beyinlerini boşalttım. Mal gibi kaldılar. Kıpırdayamadılar bile. Çok da kolay oldu benim için. Atilla deme bak. Bana Atilla deme, sinirlendirme beni. Aha. Gerçi ben de özledim o profesör olacak İbne'yi ama. Ulan senin neyine? Sıçayım uydu antenine be. Buradan bir çıkayım. Karımın koynuna girmeden onu bulmazsam şerefsizim. Dartıtma lan. Değerli seyircilerimiz, Türk medya tarihinin en büyük skandalında sırada ikinci perde var. Flaş, flaş, flaş. Temizlik işçisi İmdat Bayram'a büyük tuzak. İşte İmdat Bayram'a tuzak kuran Kanal İ'nin genel yayın yönetmeni Berk Yalçın'ın çektiği görüntülerin montajsız halleri. Beyciğim hiç. Hayırdır, İki dakika. Kağıdım? Bakın efendim, bakın, bakın. Yüzüne tükürülecek adam. Hayvanım olur musun? Kim 500 tokat ister falan gibi programları izledik. Evde hep Kanal İ'yi izledik. Abi helal olsun, süper ya. Vallahi süper Cemil abi. Çektin değil mi Burçun'a, çektin değil mi? Kayıttaydın ha. Hı-hı. Harika. Oldu mu? Olmaz mı abi? Al bakalım parayı. Ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm. Değerli izleyicilerimiz, biz her ne kadar görevimizi yapmış olsak da bu tuzağın içine çekilmiş olduğumuz için öncelikle sizlerden, Kanal İ yöneticilerinden ve İmdat Bayram'dan gerçekten kalpten özür diliyoruz. İlgili ulan, tüm makamları... Ulan Berk! Ulan orospu çocuğu! Hem de rating cihazını... Yakıttın ulan beni! ...adresini ortaya çıkaran ortaklarının bir an önce Yüce Türk Adaleti'ne teslim edilmesini istiyoruz. Cik. Kuş da derler ama aslı tweetidir. İmdat aklandı, işinin başına dönecek ve kanalizasyon akmaya devam edecek. Ama bazı şeyler gerçekten değişecek. Yoksa bizim ülkemizin işini bilen televizyoncuları yine bizimle oynamaya devam edecekler. Aslında bu işin tek çaresi yine sensin, yine kendinsin benim çok değerli izleyicim. Eğer televizyon aptal kutusu deyip aptalca programlarla sana hakaret edenlere dur dersen, sensin aptal dersen hiç kimse seninle oynayamaz.